Mütevazı Lezzetler Video Tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde güzel bir tatlı hazırlayacağız. Vişneli irmik tatlısı. Önce malzemelerimizi öğrenelim, sonra birlikte yapımına geçelim. 1 litre süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı kakao, 1 paket vanilya. Üzeri için 2 su bardağı su, 1 çay bardağı toz şeker, 1,5 çorba kaşığı buğday nişastası ve 1 su bardağı donmuş vişne. Malzeme listesinden sonra artık ocağın başına gidebiliriz. 1 litre soğuk sütü tencereye aktarıyoruz. Üzerine 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyoruz. Ateşi yakmadan önce birkaç tur çeviriyoruz. Şimdi artık ateşi yakabiliriz. Göz göz olana dek sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Tatlı pişmeye başladı. Kenarlardan görüyorsunuz. Bir paket vanilyamız var. Son olarak bunu ilave ediyoruz ve ateşi kapatıyoruz. Şimdi yarısını başka bir kaba aktarıyoruz. Şimdi kalan kısma kakaoyu ilave ediyoruz ve ateş yanmadığı halde karıştırıyoruz. Farkındaysanız üç renkli bir tatlı olacak. O yüzden önce kakaolu kısmı ıslattığımız fırın kabına ya da böyle kenarlı bir kap olabilir. Önce kakaolu kısmı aktarıyoruz. Normalde alt kısımda hep beyazları olur bu tip tatlılarda. Şimdi üç renkli olduğu için alt kısma kakaolu olanı yerleştiriyoruz. Tabii çok sıcak, biraz tutması da zor oluyor. Biraz kaşığı ıslatarak da düzelttik. Şimdi ikinci katı ilave ediyoruz. Alttaki katı sıyırmamak için biraz küme küme koyup ondan sonra birleştirirsek daha iyi netice alırız. Kaşığı ıslatarak yine aynı şekilde ikinci katı da yerleştiriyoruz. Bir katlı karışımımız arkada soğurken biz de vişneli üst malzemeyi hazırlayalım. 1 su bardağı donmuş vişnemiz var. 1 çay bardağı toz şeker. 1 su bardağı su. Ve bu sonra da ilave edilebilir ama şimdi edelim. 1,5 çorba kaşığı buğday nişastası. Blender'dan geçirerek püre haline getiriyorum. Çok güzel ezildi. Şimdi kalan 1 su bardağı suyu da, soğuk su tabii bunu özellikle ifade edeyim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ateşe yerleştiriyoruz. Kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Vişneli karışım artık kıvam aldı. Diğerlerinin üzerine dökebiliriz. Şimdi son olarak hazırladığımız vişneli karışımı üzerine gezdiriyoruz.
üçüncü renk olarak, üçüncü kat olarak. Oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabına yerleştiriyoruz. 2 saat beklettikten sonra kare kare keserek servise sunabiliriz. Gördüğünüz gibi vişneli irmik tatlısının yapımı oldukça kolay ve de sunumu çok şık. Denerseniz beğeneceğinize inanıyorum. Şimdiden afiyet olsun.